Merhaba sevgili teraziler. 12-19 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, bir dolunay haftasındayız. Bu hafta 16 Ocak'ta 25 derece Yengeç Burcu'nda dolunay meydana gelecek. Dolunay öncesinde gökyüzünün genel durumuna bir bakalım. Hafta başında 11 Ocak'ta Merkür burç değiştirdi. Kova Burcu'na geçiş yaptı. Bu sizin için olumlu bir durum. Hava grubunda Merkür sizi ay sonuna kadar destekleyecek. Özellikle iletişim konuları ve sosyal faaliyetleriniz hızlanabilir. Arkadaşlarla grup çalışmaları biraz daha yoğunlaşabilir. Bazı davetlere, organizasyonlara katılabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir ve çocuklarla iletişim yoğunlaşabilir. Yaratıcılıkla ilgili çalışmalar varsa, faaliyetler varsa, sanatsal çalışmalar, hobiler, onlarla da daha fazla meşgul olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Hafta başında ayın pozisyonlarını izlediğimizde İkizler Burcu'nda olacak ay 12 Ocak ve 13 Ocak'ta yine sizin için olumlu bir pozisyonda. Özellikle seyahatler, yurt dışı ile ilgili kavramlar, yüksek öğrenim, bir süredir görüşmediğiniz kişilerle, akrabalarla görüşmeler hızlanabilir bu süreç içerisinde. Misafir ağırlayabilirsiniz veya siz ziyarete gidebilirsiniz. Haberler alabilirsiniz. Medya, yayıncılıkla ilgili konularda da daha fazla iletişim artabilir. Sizin için olumlu bir pozisyonda olacak ay. 14 Ocak'tan itibaren Yengeç Burcu'na geçiş yapacak ve Dolunay'ın etkilerini de hissetmeye başlayabilirsiniz. Dolunay'da Yengeç Burcu'nda ve 3 gün öncesinden etkilerini hissettirebilir. Sizin kariyer evinizde oluşacak bir Dolunay. Dolayısıyla işiniz, kariyeriniz, toplum önündeki statünüz veya aileniz, aile büyükleriniz, hayatınızdaki otorite kavramları, üstlerinizle ilgili bazı konularda dönüşümler yaşayabilirsiniz, değişimler meydana gelebilir. Veya bir süredir uğraştığınız bazı projeler varsa işiniz ve kariyerinizle ilgili onlarda sonuçlar alabilirsiniz. Bazı teraziler bu süreç içerisinde terfi edebilirler, işleriyle ilgili bazı değişimler yaşayabilirler veya iş ortamlarında üstleriyle, patronlarıyla ilgili veya iş arkadaşlarıyla da ilgili bazı gelişmeler yaşanabilir. Şu sıralarda sizin gezegeniniz Venüs Oğlak Burcu'nda retro harekette, Mars sizin burcunuzda ve Dolunay sırasında Venüs-Mars arasında kare açı etkileşimi var. Bu biraz ilişkilere dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle aile üyeleri, ailenizdeki büyük, yaşça büyük kişiler, olgun kişiler, ailedeki bayanlar, onlarla iletişime dikkat edin. Bazı konularda çünkü çatışmalar yaşanabilir. Üstleriniz, kariyerinizdeki üstleriniz, patronunuz olabilir. Onlarla ilişkilere de dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Eski konular varsa, eski kavramlar varsa, aileyle ilgili bir sorun varsa, çözümlemeyi bekleyen, bu dolunayda bu konular gündeme gelebilir ve çözüm yolları bulmak da mümkün olabilir. Çünkü dolunaylar gizli kavramları, bilinmeyen kavramları ortaya çıkarabilirler. Fark etmediğimiz konular hakkında bize farkındalık kazandırabilirler. Dolunaylarda hiçbir şey gizli kalmaz, açığa çıkar. Bu da sizi özellikle ailenizle ilgili konularda etkileyebilir sevgili teraziler. Çünkü Venüs Oğlak Burcu'nda şu sıralarda dördüncü evinizde ilerliyor. Belki eve ait bazı mülk ya da bir parayla ilgili konu veya miras gibi konular da bu dolunayda gündeme gelebilir. Evet sevgili teraziler, dolunayın ardından 16 Ocak öğleden sonra Ay Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Ay Aslan Burcu'nda, hafta sonunda Aslan Burcu'nda olacak. Sizin için de biraz daha arkadaşlıklar, sosyal paylaşımlar gündeme gelebilir. Arkadaşlarla birlikte yapacağınız bazı faaliyetler söz konusu olabilir. Evet, haftanın ve dolunayın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.